ناله عشق است و آتش میزند، قصه دل دل کش است و خواندنی تا ابد. Önce ben Nuray'la başlamış durum. Çok ilginç bir hikayem var. Türbanından ötürü eğitimle ilgili ciddi sıkıntılar yaşanıyoruz. Evet. Bir hikayeni şöyle bir özetler misin? 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2. sınıf öğrencisiydim. Kaydımı başörtümle birlikte yaptırmıştım. Dolayısıyla okuluma da o şekilde devam ediyordum. Bir anda çıkan yönetmelikle birlikte başörtümüzle birlikte eğitim almamızın yasak olduğu açıklandı. Bizim de son 2 haftalık bir dönemimiz kalmıştı ki diplomamızı alacaktık. İkinci sınıftaydın yani? İkinci sınıftaydım. Yüksekokul öğrencisiydim. Sınavda hocadan kağıt beklerken kendisinin bunun başörtüsüyle birlikte sınıfta bulunmamın insani bir davranış olmadığını, ya insan gibi giyin ya da başörtünü aç ya da sınıftan çık. Tartışma neticesinde böyle oldu. Yani önce sınıftan çıkmamı istedi. Ben ama hocam işte yönetmelikler son 2 hafta kaldı, idare etsiniz falan diye biraz rica ettim kendisine. O da bana zaten bu kıyafetin insani olduğunu düşünmüyorum. Ya insan gibi giyinin, gelin ya da çıkın, beni uğraştırmayın dedi. Ben cevap vermedim. Bekliyordum çıksam mı çıkmasam mı diye. Kendisi sınıftan dışarı çıkınca herhalde bir çözüm üretecek diye düşündüm. Girdi, hiçbir şey söylemedi. Bir 5-10 dakika geçti sanırım. Arkadaşlarım sınava başlamışlardı. Senin kağıdını vermedi. Benim kağıdım yoktu ama ben yine de oturuyordum sınıfta. Birdenbire sınıfı Robocop polisler kapıyı açtı. İçeriye daldılar. Hocamız işte burada falan diye işaret etti. Bir anda beni yaka paça gözaltına aldılar. Tabii bununla birlikte medya mensupları da olaya tanıklık etti. Gözaltına alındım. Hemen terörle mücadele şubesine götürüldüm. Yandan önden önüme numaralar koyularak fotoğrafım çekildi, sorgulandım, bir örgütle bağlantım olup olmadığı incelendi. Hiç yani rüyamda görsem başıma geleceğini. Var mıydı bir örgütle bağlantı? Ya olabilir mi, düşünsenize yani küçücük bir yani 18-19 yaşında öğrenci. O yaşta insana örgütle bağlantılı olduğu yani için aslında biliyorsun Türkiye'de. Yani olabilir her şey. Olabilir ama benim yani örgüt olarak kabul ederseniz Kur'an-ı Kerim'in ayetiyle direkt muhatap olduğum için örtünmek durumunda hissediyordum kendimi. Tamamen kendi irademle. Neticede beni 8 saat gözaltında tuttular ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktılar. Eğitim öğretimi engellemek suçundan 2 yıla yakın bir süre yargılandım. 6 ay hapis cezasına çarptırıldım başörtüsüyle. Evet. O da para cezasına çevrildi. Bu şekilde. Sonra Kanada'ya gittin. Daha sonra 2 kez daha gözaltına alındım. Birisinde bir hamile. Onlar neydi? O da başörtüsü eyleminde izinsiz gösteri ve yürüyüş çıkanlığı muhalefetten dolayıydı. Daha sonra ben basın mensuplarına ve bu başımdan geçen olayları insan hakları örgütlerine rahatlıkla deklare ettiğim için birçok tehdit telefonu aldım. Çektiğim sıkıntılar neticesinde diğer 2 mahkemem de henüz sonuçlanmamıştı. Amerika'ya gittim. Amerika'dan Kanada sınırına giderek mülteci oldum. Bu şekilde hayatım devam ediyor. Kanada'ya ne dedin mülteci olmak için? Türkiye'de dini inanç ve özgürlüklerimi rahatlıkla yaşayamıyorum. Dinimden dolayı ayrımcılığa tabi tutuluyorum diye başvurdum. Ve Kanada tarihinde de bir ilk olmuş. Başörtüsü yasağından dolayı başvurdum ve kendileri de kabul ettiler. İyice sahip. Kanada vatandaşı oldum. O zaman evli miydin? Evet, evliydim. Eşinle beraber gittiniz? Eşimle ve küçük bir oğlumuz vardı. Allah bağışlasın. Bu şekilde. Şimdi oğlum büyüdü artık herhalde. Oğlum büyüdü. 3 çocuğum var şu an. Tamam, ne güzel. Peki eşin de seninle beraber bu mücadeleyi vermek için mi oraya geldi? Eşim de benimle birlikte geldi, evet. Ahracanım der çenge bu, tekneye sannal eder ahenge bu. Nagmera geh siro geh venni kone, kermeni ateş vera. برا غم می کنه چنگ دل آهنگ دل کش
میزنن ناله عشق است و آتش میزنن چنگ دل آهنگ دل کش میزنن